Şimdi enflasyon oranlarının son dönemde yüksek olması insanların yaşamlarını olumsuz etkilemeye başladı. Ve buna yönelik de özellikle orta gelir grupları ile orta alt gelir grupları, alt gelir gruplarında bir tepki olduğunu görüyoruz. Bu neyle ilgili? Aslında gelirinin büyük bir kısmını harcayan kesimlere enflasyonun yüksek olması daha fazla etkiliyor. Buna Bununla birlikte yürüyen aslında bir süreç daha var. Bu da dolar ve diğer dövizlerin yükseliyor olması. Bu da Türkiye'de şunu etkiliyor aslında. Aslında yabancı para kullanarak almış olduğumuz ürünlerden üretmiş olduğumuz ürünler var. Yani ithalata dayalı üretimimiz var. Bir kere bunların fiyatları doğal olarak artıyor. İthal ürünlerinde fiyatları artıyor. Özellikle teknoloji ürünlerini ciddi ölçekte fiyatlarının arttığını görüyoruz. Peki bunun etkisine, teknoloji ürünlerinin fiyatlarının artmasının etkisine, bizim yeni ekonomi dediğimiz dönemde teknoloji, Ekonominin temel girdilerinden bir tanesi ve toplumsal yaşamı da derinden etkiliyor. Aslında ihtiyaçlar hiyerarşisinde de aşağı doğru inmeye başladı. Yani insanlar diyordu ki ya işte bir insan asgari ücretle çalışıyor neden bir akıllı telefon alıyor. Çünkü bu akıllı telefon onun için artık temel ihtiyaçlardan biri haline gelmeye başladı. Yani teknoloji hayatımızın her anında ve oradaki fiyat yükselişleri de bizi doğrudan etkiliyor. Burada Türkiye ekonomisi neden daralmaya doğru gidiyor? Bunu düşünmek lazım. Türkiye'nin büyüdüğü dönemlerde dahi büyümesindeki kalite sorumluydu. Yani biz buna gayri safi milli hasılanın kalitesi diyoruz. Yani büyüyen sektörler nelerdi? Temel sorunumuz buydu. Yani bizim baktığınız zaman sanayi sektörümüz büyümüyor. Hizmet sektörümüzde belirli ölçüde durma noktasına geldi e peki ne büyüyor? Gayrimenkul büyüyor, inşaat sektörü büyüyor ve buraya yapılan yatırımların da iş ve istihdam olarak bize dönmediğini, katma değer olarak dönmediğini görüyoruz. E böyle olunca da ne oluyor? Belli bir noktadan sonra işler durma noktasına geliyor ve bugün hala maalesef ki inşaat şirketleriyle gayrimenkul şirketlerini nasıl kurtarabiliriz diye politika belirlemeye çalışıyoruz. Bu temelden yanlış. Burada bir politika değişikliğine ihtiyaç var. Yani doğrudan aslında üreticinin desteklenmesine ihtiyaç var neden diyeceksiniz? Çünkü üreticilerin şu an yabancı para cinsinden ciddi miktarlı borçları var. Ve bu borçları artan döviz kurları nedeniyle ödemeleri daha da zorlaştı. Yani borcu borçla döndürü duruma geldiler. Birçoğu iflas etmek istiyor, iflas bile edemiyor yasalar nedeniyle. Şimdi böyle olunca da ne oluyor? Zor durumda kalıyorlar ve küçülmeye doğru gidiyorlar. Şimdi üreten sektörleri daralttığınız zaman doğal olarak istihdam alanları da daralmış oluyor. Bunun da etkilerini hepimiz yaşayarak görüyoruz. Türkiye baktığınız zaman diğer gelişen ülkelerde de döviz kurlarının bir miktar yükseldiğini görüyoruz. Ama Türkiye bunlardan negatif ayrışıyor. Negatif ayrışmak ne demek? Yani onlar bir birim etkileniyorsa biz üç birim etkileniyoruz. Bu da kırılganlığın fazla olduğunu gösteriyor. Yani biz politik olaylara karşı veya yabancı merkez bankalarının para politikalarına karşı veya başka maliye politikalarına karşı daha kırılganız. Daha fazla etkileniyoruz. Bu nedenle de döviz kurlarında ciddi miktarda dalgalanmaların olduğunu görüyoruz. Bunun riskine eğer bir şey tahmin edemezseniz bununla ilgili adım atma noktasında da bazı tereddütler yaşarsınız. Örneğin yatırımcısınız. Yabancı para cinsinden borçlanacaksınız, ne olacağını bilmiyorsunuz. Borçlarınız var, ne olacağını bilmiyorsunuz. Bu da aslında biraz yatırımları olumsuz yönde etkiliyor. İstikrar her zaman için bir ekonomi için iyidir. Neden geldiğimizi anlarsak nasıl çıkacağımızı da bulabiliriz. Şimdi Türkiye Özellikle 2000'li yılların başında yaşanan krizler sonrasında bir sıcak para dönemi yaşadı. Ve bu sıcak para döneminde yatırımları yanlış yönlendi. Bunu baştan söyleyeyim. İkincisi önceliklerimiz ve tercihlerimiz yanlıştı. Yani neye önem verirseniz o ilerler. Türkiye ciddi miktarda inşaat sektörüne önem verdi ve o ilerledi. Ve bunun sektörel pay içindeki büyüklüğü de artmaya başladı. Şimdi baktığınız zaman bu dönemde neye yatırım yapabilirdik? Onu söyleyeyim. Sanayi yatırımı yapabilirdik. Bu sanayi yatırımlarından iş ve istihdam elde ederdik. Yeni ekonomi yatırımları yapabilirdik. Bunlardan yüksek katma değer elde edebilirdik. Bunların yerine biz başka yerlere yatırım yapmayı tercih ettik. Bir de zaten inşa yapılan inşaat yatırımları da yanlış. Nasıl yanlış. Mesela İstanbul'da konut fazlası varken deprem riski olan konutlar da var. Örneğin çok ihtiyaç olan bölgelere yapılan köprülerin veya otoyolların fiyatları çok fahiş. İhtiyaç olmayan birçok inşaatın yapıldığını görüyoruz. İhtiyaç olan şeylerin geride bırakıldığını görüyoruz. Mesela ben Osman Gazi Köprüsü'nü destekleyen bir insandım. Çünkü ekonominin kalbine bir köprü yapıyordu. Ama 3. Köprü'yü desteklemeyen bir insandım. Benim elimde imkan olsaydı o 5 milyar e, dolarla bir uluslararası standartlarda dünya bir sosyal bilimler üniversitesi kurardım. Bu bir tercih işte. Yani neyi tercih ettiğiniz önemli. Yani Türkiye'nin parası yok değil. Türkiye'nin kaynakları kısıtlı da değil. Türkiye sadece bence yatırımlarını yanlış yönlendiriyor. Örneğin havaalanı mevzundan anlatayım. Sizin bir eviniz var. Bir evde alıyorsunuz. ikincisini yıkmazsınız. Yani İstanbul Atatürk Havaalanı çalışan bir havaalanım var. Yolcu kapasitesi de belli. Ne kadarlık bir yolcu kapasitesine ihtiyacım var? Örnek veriyorum. 50 milyonluk bir yolcu kapasitesine ihtiyacım var. O zaman 50 milyonluk yolcu kapasitesi olan bir havaalanı daha inşa edersiniz. Ve bunları hızlı trenlerle birbirine bağlarsınız. Ki Atatürk Havaalanı ile şu anki İstanbul Havaalanı'nda birbirine bağlanabilmesi çok mümkün teknik olarak. Şimdi yatırımları yanlış yönlendirdik. Birinci temel gerekçe bu. İkincisi biz ekonomi ve toplum hayatını birbirinden bağımsız olarak düşünüyoruz. Yani maliye politikaları ve para politikalarıyla biz her şeyi belirleriz. Bunun neticesinde de ekonomi iyiye gider diye düşünüyoruz. Halbuki bir ekonomiyi destekleyen başka diğer unsurlar da var. Neler bunlar? Başta eğitim. Mesela, mesela nitelikli modern bir eğitime ihtiyaç var. Yani şu an eğitim sistemi maalesef ki çok iyi durumda değil. Yatırımları biraz buraya yönlendirmek gerekiyor. Örneğin enerji sistemleri, yenilenebilir enerjiye doğru bir dönüşüm var. Türkiye'nin de petrol ürünlerinden kaynaklı ciddi bir cari açığı var. Hem yenilebilir enerji kaynaklarına geçerdik hem de petrol bağımlılığımızı azaltabilirdik gibi. Bunun için mesela rüzgar ve güneş enerjisinde hala Türkiye için ciddi potansiyel var. Bunun yanı sıra bizim diğer sıkıntı yaşamış olduğumuz hususlar da var. Bunların başında hukukun üstünlüğü geliyor. Demokrasideki sıkıntı geliyor. Bizim kapsayıcı kurumlar dediğimiz kurumların işlemiyor olması geliyor. Örnek verelim. İşte bizim rekabet kurumumuz var. Google'a ceza kesiyor. Ama neden bütün inşaat ihalelerini aynı firmalar alıyor diye müdahale etmiyor. Bu rekabet kurumu neden bütün gazetelerin sahibi aynı diye müdahale etmiyor. Ama başka absürt şeylerle uğraşıyor. Veya BDDK'nın bankalar üzerindeki denetimi eskisi kadar sıkı değil. Veya başka diğer kapsayıcı kurumlarımız da var bizim ama bu kurumları ne yapamıyoruz? Harekete geçiremiyoruz. Yani buradaki aslında bir sistemsel sorundan çok zihinsel bir sorun. Yani bunların kırılması toplumda da sosyal bir patlamaya neden oluyor. Yani hukuka güvenin azalması işte toplumsal olayların daha fazla artmasına neden oluyor baktığınızda. Veya insanları kısıtladığınızda insanlar başka alanlara doğru evriliyor. Mesela dindar nesil yetiştireceğiz konusu gündeme geldi. Bakıyoruz sekülerleşmenin Türkiye'de ciddi miktarda arttığını görüyoruz. Deizmin arttığını görüyoruz. Yani bazı şeyler baskıyla olmuyor. Yani bunu da kabul etmek gerekiyor ve onlardan biraz uzaklaşmak gerekiyor. Yani toplumsal barış sağlanırsa, insanlar birbirine güvenirse, inanırsa birlikte iş yapabilirler. Ama insanlar birlikte birbirlerine güvenmezlerse birlikte iş yapamazlar. Şimdi düşünüyoruz. Mesela ben seninle iş yapacağım. Diyorum ki bu adam neci? Acaba bununla bir iş yapsam benim başıma bir şey gelir mi? Yarın şirketime kayyum atanır mı? Kafamda bin tane soru dönüyor. Şimdi böyle kafanda bin tane soru dönerse ne yaparsın? Param varsa alırsın gidersin yurt dışına yatırımları farklı alanlarda değerlendiririz. Şimdi bunlarla ilgili de kırılmalar var Türkiye'de. Yani bunları düzeltelim, hukuk sistemi düzeltelim, eğitimi düzeltelim, enerji yatırımlarını düzeltelim, demokrasiyi düzeltelim, daha kapsayıcı bir ortam inşa edelim. Aslında biz bu ekonomik krizden çıkarız. Yani bunun için bir maliye veya para politikası gütmemize bile gerek yok. İnsanlar birbirine güvensin zaten bu işin yarısı çözülür. Yani şu an baktığımız zaman araştırmalarda onu görüyoruz. Toplumun sadece %8'i birbirine güveniyor. Bu ciddi bir sıkıntı. Ve insani yaşam da aslında biraz bundan etkileniyor. Yani bizim şikayetçi olduğumuz birçok şeyin temelinde insani yaşam var. Daha az gelir elde etmek yok. Mesela beni enflasyondan daha fazla etkileyen şey insanların birbirine saygısının olmaması. Bir şehir kültürünün olmaması. Değerlerimizi kaybediyor olmamız. Mesela bunlar beni daha çok etkiliyor. Yani ben 3 kuruş belki daha az kazanabilirim. Ama belki bu değerler olsa belki daha mutlu olurum. Yani mutluluk endekslerinde de doğru sürekli geriye doğru gidiyoruz yani. İnsanlarımız mutlu değil. Bunu en basit bir toplu ulaşıma bindiğiniz zaman görebiliyorsunuz. Herkes birbirini boğazlayacakmış gibi gidiyor. Bunu çözmek gerekiyor. Bunu çözersek birçok şeyi çözeriz aslında. İndirimleri doğal olarak bir vatandaş olarak olumlu buluyorum. Çünkü zaten insanların bütçesi sıkıntılı. Ee, i̇ndirim tabii ki hepimizin sevineceği, kabul edeceği bir şey. Bunların devam etmesini temenni ediyorum. Ee, tabii zamlar da geliyor maalesef ki ve bu zamlar konsolide olduğu zaman büyük bir miktar da arz ediyor. 15-15 yaptığınız zaman 30 olmuyor. 32-33 oluyor aslında. Yani biraz daha fazla oluyor bu zamlar. Ve vatandaşın bütçesini etkileyecek konularla ilgili zamlar geliyor. Sıkıntılı olan kısmı o. Ee, yani bunları nasıl aşabiliriz? Bunlara bakmak lazım. Örneğin doğalgaz zammı. Yani biz doğalgaz alternatifini nasıl üretebiliriz? Doğalgazı nasıl daha ucuza mal edebiliriz? Biraz bunlara da bakmak gerekiyor bence. Yani bizde şöyle bir bakış açısı da var. Çok her şeyi genel değerlendirip makro politikalarla çözmeye çalışıyoruz. Bence bazı konuları mikro politikalarla da çözebiliriz. Örneğin bir konuyu ele alıp sadece o konuyu nasıl çözebiliriz? Bunu da inceleyebiliriz. Yani buraya biraz daha analitik bir bakış açısı katabiliriz. Örneğin vatandaşı en çok ne etkiliyor? İşte Doğalgaz zammı etkiliyor, elektrik zammı etkiliyor. Bunları nasıl çözebiliriz? Bunlara lokal olarak bakılabilir yani yandık, yıkıldık algısının dışında ben Türkiye Cumhuriyeti devletinin büyük bir devlet olduğunu, birçok badireyi bir şekilde atlattığını ve bunu da rahat bir şekilde atlatacağını düşünenlerdenim. Bunun için kısa vadeli bazı önlemler alınabilir. Ama ben çözümün daha uzun vadeli olduğunu düşünüyorum. Hatta bir 10 yıl gibi bir e, hesabımız da var bizim bununla ilgili. Bunlar neden diyeceksiniz? Burada bizim Y kuşağı dediğimiz kuşağın yavaş yavaş e, iş dünyasına, e, bürokrasiye, siyasete hakim olmaya başlayacağını göreceğiz yakın zaman içinde. Ve bu kuşak biraz daha evrensel gelişmelerden haberdar, e, belirli konuların farkında olan belirli konulara vakıf olan insanlar olacak. Bu da bizim için olumlu olacak. Ben bu anlamda da Or şu anki orta yaş grubuna ve gençlere çok güveniyorum. Herkesin aksine gençler işte şöyledir böyledir birçok eleştiri yöneltiliyor. Ama ben gençlerden ümit varım. Ee, üniversiteleşme oranın artmasından da bu nedenle memnunum. Yani herkesin aksine. Henüz istediğimiz nitelikte olmasa nicelik olarak bile artmasından memnunum. Çünkü bu insanlar üniversiteyi görüyorlar ve evrensel bir bakış açısı kazanmaya başlıyor. Şuradan anlatacağım. İnsanlar artık 20 sene öncenin Yozgat'ıyla Türkiye'yi kıyasla gidiyor Viyanayla kıyaslıyor. görüyor görebilme imkanı var elinin altında internet var dünya üzerinde ne olup bittiğinden haberdar yediremiyorsun artık yediremedikleri içinde bitti artık Devir. Bitti yani ben açık net bir şekilde söyleyeyim yani e, şu an politikada olanların da bir 10 sene sonra politikada olma hiç şansları yok. Çok açık net söylüyorum. Bürokraside olanların olma şansları yok. İş dünyasında olanların olma şansları yok. Öyle bir nesil geliyor ki onları gerekirse böyle uçurumun kenarından niti verecek aşağıya. Ve bir şeylere de vakıf oldukları için de onun yerine ne koyabileceklerini de biliyorlar. Bu nedenle de ümit varım yani. E ne olur? İşte biz farkındayız. İşte ben anlatıyorum size. Ben de bir gencim. Benim elime imkan geçse ne yaparım? Şu an elimde ilk imkanı, devleti yönetme ilk imkanım olsa eğitime yatırım yaparım. Bırakırım ekonomiyi falan bir kenara. Giderim okulları gezerim. Ne yapabiliriz bu eğitimle ilgili? 15 yıl. Bak bugün yaptığımız bir eğitim yatırımının karşılığını 15 yıl sonra alacağız. Ama ben yine de eğitime yatırım yaparım. Eğer Selçuk Şirin Hoca da söylüyor bunu. Sofranızda bir kap ekmeğiniz, bir kap şeyiniz yoksa, yiyeceğiniz yoksa Yatırım yapacağınız yer eğitimdir diyor. Bırakın diyor yani diğer sektörleri bir kenara diyor. Veya diğer alanlara konuştuğumuz alanlarla ilgili düzenlemeleri yapar. Ve benim gibi bu işin farkında olan belki binlerce insan. Ve bu insanlar buraya geldikleri zaman bunları paldır küldür değiştirecekler. Çok kolay. Hiç de zor değil yani. Bana versinler. Hemen derim ki öğretmenlere artı 2000 lira net maaş zammı. Tüm okulların tüm giderleri, güvenlik, temizlik, gıda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanacak. İkili öğretime son. Her yere anne okulu açacağız. Her yere kreş açacağız. Çok mu zor? 5 milyar doları 3. köprüye yatıracağımı buraya yatırırım. Tercih meselesi. Ve yeni gelen nesil bence bu tercihleri daha doğru yapacak ve ben buna inanıyorum olacağını da. Yani o yüzden şimdilik bir 10 sene kadar sabredeceğiz. Bir şekilde bunlar değişsin, insanlar biraz daha bu konulara vakıf olsun, bunların farkına varsın diye. 10 sene sonra zaten herkes her şeye vakıf olacağı için olaylar da kendiliğinden çözülmüş olacak.